Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız yine yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Bunun cevabını detaylı olarak almaya çalışacağız. Yaklaşık bir saatlik bir süre var önümüzde. İsterseniz her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamıza öncelikle sözü verelim. Sonrasında da sorumuza geçelim. Buyurunuz efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesini de bizi dinleyen dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ederiz. Cenab-ı Hak feyzinden istifade etmemizi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ha. Ayrıca dinleyicilerimizden hasta olanlar veya hastası olanlar varsa Cenab-ı Hak karibi zaman şifa ihsan eylesin. Dertlere, deva, borçlara, eda ihsan eylesin. Sıkıntıda olanların sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin. Eğer eceli gelenler varsa Cenab-ı Hak onlara da iman selameti nasip etsin. Cenab-ı Hak bizlere de çoluğumuza, çocuğumuza da ahir zaman fitnesinden muhafaza buyurarak son nefeste iman selameti ihsan eylesin inşallah. Amin. Hocam sorumuz şöyle. Yani bu soru dinleyicilerimizden zaman zaman talep geliyor. Yani bu konuyla ilgili olarak. Tabii sadece bizden, belki de hani sizden dinlemek istedikleri için soruyor olabilirler. Başka yerlerde de bahsediliyor şimdi soracağımız konudan. Yani kitaplar da var. Neticede oralardan da okunabilir hani merak edildiği zaman. Çünkü biz bir bahsettiğimiz konuyu hemen ertesi hafta tekrar bahsedemeyebiliriz. Bahsedemiyoruz daha doğrusu. O nedenle beklemesinler yani. Kabir ve kabirdeki durumla alakalı olarak sorumuz. Yani kabir nasıl bir yerdir? Bir Müslümanın oradaki hali nicedir? Nasıl olur? Kabirdeki haller nelerdir? İnsan neyle karşılaşacağız daha doğrusu? Niye bu kadar acele ediyorsun Mustafa Bey? Daha biz varız. Biz gidelim, ondan sonra sen git. Gidince öğreneceğiz ne var ne yok. Nasıl bir yerdir? Nasıl bir haldir? Değil mi İsmail Bey? İnşallah iyi şeyler buluruz. Kitaplarda anlatılırken demin siz onu güzel ifade ettiniz. Hatta Hakikat kitabını yayınlamış olduğu Kıyamet ve Ahiret kitabının ilk 30 sayfasını her zaman tavsiye ediyoruz. İslam ve Toplum programında da sürekli tavsiye ediyoruz. Mutlaka okunmalı. Hele bu zamanda çok okunmalı. Zaman zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatı ve İmam-ı Gazali Hazretleri'nin o Kıyamet ve Ahiret kitabının ilk 30 sayfası okunmalı. Peki ne yapar? O Kıyamet ve Ahiret kitabının ilk 30 sayfasında ölüm, ölüm anı ve kabirdeki haller anlatılıyor. Moral bozmak için mi okuyacağız? Peki. Moralimizi bozmak için falan. Yani ne sağlar bize bunu bilirsek? Çünkü şu anda yeryüzünde küfür hakim olduğu için herkes işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, yalan söylemeden iş mi yapılırmış? İşte tokatlayacaksın, vuracaksın, kıracaksın, ahireti unutturuyor. İnsan da kendisini kaptırıyor. Sonra ne namaz kalıyor, ne niyaz kalıyor, yalan, gıybet, dedikodu hepsi geliyor. Halbuki bunların hepsinin ahirette hesabı var. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben müminlere nasihat et, onların nefsi nasihat dinler buyuruyor. Dolayısıyla İmam-ı Gazali Hazretleri orada bize nasihat ediyor. Bu hepimizin başına gelecek. Onun için yalan söylerken, söylemeye niyet ederken, gıybet etmeye teşebbüs ederken, insanları aldatmak, insanlara imkanı varsa makam itibariyle onları dövmek, sövmek, azarlamak, ayakta el pençe durdurmak durumunda olduğu zaman bir gün gelecek, sen de böyle olacaksın diye hatırlatıyor, diye ikaz ediyor. Yani bizim yüzümüzü dünyadan, nefsimize tapmaktan, şeytana tapmaktan kurtarıp Allah-u Teala'ya itaati çeviriyor. Mektubatı okumak da büyüklerin anıldığı yere Ahmet-i İlahi nuzul eder. İnne zikre lisalin tenzilur rahmen. Hadis-i şerifi mucibince. Dolayısıyla o büyüklerin kitapları okununca İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kalbindeki o ihlas, o nur bizim kalbimize de girer. Ve dolayısıyla ibadetlerdeki gevşekliğimiz gider. Gayretimiz artar. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin o kitabındaki bize kamçı olur. Yani yüzümüzü dünyadan ahirete çevirmemize sebep olur. Yani demin ifadenizle efendim tamamen bırakalım, moralimiz bozulsun, hüngür hüngür ağlayalım. Hayır, öyle değil.
çalışacağız. Çalışırken Rabbimizin emrine uyarak çalışacağız. Konuşacağız, evleneceğiz, çoluk çocuk sahibi olacağız, çocuklarımızı yetiştireceğiz. İş kuracağız, iş sahibi olacağız, iş yerlerine çalışacağız. Ama Rabbimizin rızasını hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Peki bu ne getirir bize? Son nefeste iman ile gitmeye sebep olur. İşte biz de bu gece kabirde karşılaşacağımız şeyleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş hadis-i şeriflerde. Çok özür dilerim hocam. Temel olabilecek bir soru daha yöneltmek istiyorum onun öncesinde. Hemen siz gerçi giriş yaptınız ilk cümlenizde de. Kabir öldükten sonraki haller bunlar. Neticede kim bu haber vermiş de biz bunları biliyoruz? Bunu Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bildiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Çünkü kitaplarda anlatılırken insanın hali bir ruhlar alemindeydi. Sonra ana rahmine indirildi. Bu yolculuktur. Devam ediyor. Ana rahmine indirildi. Ana rahminden dünyaya, dünyadan kabire, kabirden tekrar diriltilerek mahşere, mahşerden de haşır ve neşir kelimeleri geçiyor. Haşır dirilmek. Neşir de dağılmak. Neşriyat diyoruz ya, dağılmak. Evet. Cennette cehenneme gönderilmek. Bütün bunları Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Ve İslam alimleri de ayet-i kerimelerdeki, hadis-i şeriflerdeki bu halleri bizim anlayacağımız şekilde ifade ediyorlar. Mesela buyuruyorlar ki insan bu dünyada kalmak için yaratılmadı. Yani yolcu, deminki dediğimiz şeyi anlatıyorlar önce. Dünyada iş yapmak, çalışmak için yaratıldık. Çalışmalıyız, çalışıp da kazanıp da ölen bir kimse için korkacak bir şey yoktur buyuruyor. Ben çok çalıştım işte şu kadar milyar dolar param mı oldu? Korkmayayım ben. Yani azap melekleri geldiği zaman kaç milyar istiyorsun sen? Büyük iş adamları mesela. Hiç korkmamaları lazım. Korkmamaları lazım. Buradaki çalışmaktan murat Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun amel yapmak. Çalışırken de bu rızayı gözetmek. Hatta böyle ölmek bir devlet ele geçmektir buyuruyor. Ve bu söz sık sık Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de buyuruyorlar. Ölmek yok olmak değildir. Ölüm bir köprü gibidir. Bir köprü gibidir. Hatta bir tarif daha var. Ölmek, mesela şimdi bir stüdyoda bulunuyoruz. Bu stüdyo bir kapıyla öbür tarafa açılıyor. Ölüyorsun, öbür tarafa çıkıyorsun. O kadar yani. Ölmeyi böyle tarif etmişler. Bu odadan öbür odaya geçmek gibidir. Bu odadan öbür odaya. Ölüm bir köprü gibidir. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Ölmek felaket değildir. İmam Rabbani Kutsal Sörü bunu sık sık tekrar ediyor. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. Ölülere dua ile, istiğfar etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmeli, imdatlarına yetişmelidir. İmdatlarına yetişmelidir. Yalnız burada bir hadis-i şerif zikrediliyor da o hadis-i şerifi İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri buyuruyorlar. Naklediyorlar daha doğrusu mektubat kitabında. Oraya geçmeden önce demin sizin sormuş olduğunuz o sualde bir netlik kazandıralım. Daha doğrusu İslam alimleri yazmışlar. Ruhlar aleminde ruh diriydi. Ana rahmine geldi, diriydi. Dünyaya geldi, bedenle birleşti. Ana rahminde birleşti, dünyaya geldi, diriydi. Öldü diyoruz. Ruh öldü mü? Hayır, ölen ruh değil. Sadece ana rahmine gelmeden önce ruhun aynı şekilde bir evi var mıydı? Yoktu. Ana rahminde bu beden teşekkül etti. Bu vücut teşekkül etti. 120 günden sonra oraya girdi. Allah Teala öyle yarattı. Onun ikametgahı oldu. Evi oldu yani. Ruhun dünyada evi oldu. Geldi. İşte belli bir süre burada misafir kaldı. 60 sene, 70 sene. Mustafa Bey gözümün içine bakıyor. Misafir mi? Evet, misafir. Misafiriz, yolcuyuz hepimiz. Ahiret yolcusuyuz. Kaldı. 60, 70, 80 sene, 90 sene bilemedi. 100 sene kaldı. Ondan sonra evde eskidi, yıprandı. Niye bana bakıyor? Saçlar döküldü, beyazladı. Gidiyor yani. Dizleri tutamaz oldu. Gözler göremez oldu. Kulaklar ağır işitmeye başladı. Ev eskidi. Ev eskidi ama senelerce burada kaldığı için de, senelerce burada kaldığı için de ölümde zor geliyor. Niye? Ahirete yatırım yapmadıysa daha da berbat. Gitmek istemiyor. Ahiret harap, dünya mamur. Onun için dünyası mamur olanlar ölmek istemez buyuruyor kitaplarda. Çünkü harap yere gitmek istemez. Evet, harap yere gitmek istemez. Dolayısıyla bu yıprandı. Bu yıprandı. Ölüm dediğimiz hadise bu evi terk ediyor. Bedeni terk ediyor. Biz neyi gömüyoruz? Dünyada kullandığı evi götürüp toprağa gömüyoruz. Ceset. Cesedi. Ruh kabirde değildir. Ama ruha Cenab-ı Hak öyle bir kuvvet vermiş ki 70-80 sene, 50-60 sene bu bedende ikamet ettiği için bu bedene karşı bir sevgisi var. Kimyasal değişikliğe uğrasa bile, bak fiziki demiyorum, kimyasal parçalara bölünse,
belli değişikliklere yani, uğrasa bile çürüse yani. Görünmez hale gelse. Görünmez hale gelse bile hala o zerrelere teması vardır, bağlantısı vardır ruhun. Onun için kabir ruhun dünyada bağlantı yeridir. Bağlantı yeridir. Dolayısıyla beden kimyasal değişikliğe uğrasa bile ruh bunun acısını duyar. Dolayısıyla beden ve ruh beraberce. Diyeceksiniz niye uzattınız buraya kadar? Ha şunun için uzattık. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki dünyada bir hayat vardır, kabirde de bir hayat vardır. Alemi berzah deniyor o da. Fakat dünyadaki hayatta hareket lazımdır. Hem his hem hareket var dünyada. Hem hissediyoruz hem de hareket ediyoruz. Ve dünyadayken ruh bu bedene %100 hakimdir. Bütün organları o hareket ettiriyor. Yani bir motor düşünün, o motor bunu hareket ettiriyor. Motor stop etti, bedeni hareket ettiremiyorsun. Mümkün değil. Yani motor gücüdür ruh. Peki kabire girdiği zaman, ruhun o kabirdeki bedene bağlantısı %100 değildir. %50'ye iner vuruluyor. %50'ye indiği için de hareket ettiremiyor. Bunun için kabirde his vardır fakat hareket yoktur buyuruyor. Yani karşılık veremiyor. Karşılık veremiyor. Gitsen yüzüne iki tokat atsan ölünce. Onu hissediyor. 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 Ah bir diyor bana versene şimdi ben sana gösteririm diyor ama. O hareket yok. Hareket yok. Hareket kabiliyeti yok. Yani bedenine hükmedemiyor. Dünyada bile olmuyor mu? Bu beyin ölümüyle gerçekleştiği zaman hareket bitmiyor mu? Felç geldiği zaman bitmiyor mu? Bitiyor. Bitiyor. Yaşlanınca 80-90 yaşına gelince bazılarında aynı şekilde kaldıramıyor elini. Olmuyor mu? Uykuda bile bitiyor. Uykuda bile bitiyor. Dolayısıyla kabirde de bir hayat vardır. Alemi berzah deniyor. Ve dolayısıyla orada hareket yok ama his var. Böcü börtüp bedeni kemirirken orada aynı şekilde kendisine ateşle azap ediliyorsa beden bunların hepsini hissediyor buyuruyor. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İmam-ı Rabbani'nin Kutsi Sözleri'nin naklettiği bir hadis-i şerif var. Ölünün mezardaki hali imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse kendisini kurtaracak birini beklediği gibi meyitte babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince dünyanın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allah-u Teala yaşayanların duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar etmektir buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani şu adam denize düşmüş. Yüzme bilmiyor. Bağırıyor beni kurtarın diye. Şimdi bu 40. gece 52. gece falan uyduruk şeylerdir. İslamiyet'te yok bu. Dinin sahibi diyor ki ölünün mezardaki hali imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benziyor. Boğuluyor. Biz diyoruz ki yok bağırıp durma. 40 gün bekle ve 52 gece bekle. Canı çıkmazsa sana yardım ederiz. Halbuki Resulullah Efendimiz bir an önce buyuruyorlar. Onun için ölür ölmez hemen Kur'an-ı Kerim okumaya başlamalı. Tesbihat, hatmi tehlil. Ondan sonra sadaka vermeli. Sevabını mutlaka göndermeli. Tabii mutlaka göndermeli. Yine kelime-i tevhid okuyup mesela imanla ölenler için hatmi tehlil yapmak. Yani 70 bin kelime-i tevhid okuyup sevabını ruhuna hediye etmek çok faydalıdır. Hadis-i şerifte bir kimse kendisi için veya başkası için 70 bin adet kelime-i tevhid okursa günahlar affolur buyuruldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölen bir kimseyi 3 şey takip eder. Bunlar ailesi, yakınları buna dahil, malı ve ameli. Bunlardan ikisi yani ailesi ve malı geri döner. Ameli ise onunla beraber kalır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, hani siz daha başlangıçta demiştiniz kim gördü? Mezardan daha korkunç bir yer görmedim. Gördüğüm manzaraların en korkuncu mezardır buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. En korkucu mezardır. Hazreti Ömer bir mezarın başından geçerken sakalları ıslanıncaya kadar ağlar ve sonra da Resulullah Efendimiz'den bizzat işittim. Buyurdular ki diye naklediyorlar. Kabir ahiret yolculuğundaki konakların ilkidir. Kabir azabından kurtulup orasını kolaylıkla atlatabilen bir kimse için ondan sonrası kolay geçer. Eğer o kimse kendini kabir azabından kurtaramazsa sonraki konaklar daha da zor geçer buyurduklarını naklediyor Peygamber Efendimiz'in böyle buyurduklarını naklediyor. Dünyada işte yaşarken şöyle şeyler oluyor. Mesela diyelim ki bir tehlike anındayız veya bir şeyden korktuk. İşte yetiş baba, anne, dede, nine falan diyoruz. Birilerini yardıma çağırıyoruz. Orada ne bileyim. Orada yok mu öyle bir şey? Yani bize yardım edecek kimse yok mu? Ancak
Mesela biz İslam ve Toplum programında da ısrarla İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okuyun, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin hayatını okuyun, Seyyid Fihim Hazretleri'nin, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin, Taha Yakari Hazretleri'nin ve bu Evliya-i Kiram'ın hayatlarını Türkiye Gazetesi vermiştir bunları. Evet. Temin edilebilir, internetten bile indirilebilir. Okumak suretiyle onlara karşı muhabbet hasıl olur. Cenab-ı Hak onları diğer kullarına imdat etmesi için yaratmıştır. Yani vesile, bulutu yağmur için yarattığı gibi onları da diğer kullarını cehennemden kurtulmak için vesile olarak yaratmıştır. Ha, çok kimse bunun kafası basmıyor. Beton kafalı bazıları onun için almıyor bunu. Bu mezhepsizler ve habiler, tasavvufa düşman olanlar ya başka tabir de gelemiyor. Beton kafalı hakikaten çalışmıyor. Ne işlersen işle yer. Yok. Yok. İşlemiyor çünkü. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. NATO memler, NATO kafa dedikleri. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla o sevgi ve o muhabbet sebebiyle onlar hatırlanır. Cenab-ı Hak'tan murad ederse onların hatırına bunlar affeder. Başka çıkış yolu yok. Yok. Oraya yatırım yapmak lazım. Karşılayacak şey bu yani. Evet. Başka da bir şey yok. Dünyada yapacak. Yardımını yapacak. Evet. Yatırımını yapacak. Evet. İslam alimlerinden İmam Mücahit rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki kabir ölüp mezara defnedilen bir kimse için ben kurtlar, böcekler ve bütün haşerat ile dolu bir yerim. Kabir söylüyor bunu. Ben kurtlar, böcekler ve bütün haşerat ile dolu bir yerim. Ben yalnızlık, gariplik yeriyim. Ve ben karanlıklar yeriyim. Dünyadayken bunlar için ne hazırladın diye seslenir buyurmuştur. Ya. Dünyadayken kolaydı. Ahmet, Mehmet getiriver şunu. Olur, emrin olur. Orada yok. Eshab-ı kiramdan Ebu Zerri Gıfari Hazretleri buyuruyor ki en yoksul ve muhtaç olduğum gün ölüp mezara konduğum gündür buyurmuştur. Hakikaten öyle. Eshab-ı kiramdan Ebu Derda radıyallahu teala hazretleri fırsat buldukça mezarlıklarda otururmuş. Bunun sebebi kendisine sorulduğu zaman cevaben buyurmuş ki ben burada öyle kimselerle oturuyorum ki onlar bana hep ahireti hatırlatmaktadır. Ayrıca onların yanlarından ayrıldığım zaman arkamdan benim aleyhimde de konuşmuyorlar buyurmuş. Ama ne güzel nasihat ama değil mi? Öyle gibi yaşayın diyor dünyada. Öyle gibi. İslam alimlerinden Hatim-i Esam Hazretleri bir mezarlığa uğrayıp da oradaki ölüler için dua etmeyen ve kendi halini düşünmeyen kimse hem oradaki ölülere hem de kendine hainlik etmiş olur buyurmuştur. Mesela bu gece cuma gecesi. Otur. Efendim ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum. Bir Fatiha-i Üç İhlas oku. Veya eline tesbih al. 1000 defa, 2000 defa, 3000 defa neyse kelime-i tevhid oku. Salavat-ı Şerife oku. Bunları da ölmüşlerine hediye et. Sen hediye edersen sana da ederler. Sen etmezsen sen de geleceksin oraya bir gün. İster kabul et, ister kabul etme. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde her gece mezardaki ölüler için bir münadi. Tellal yani. Ey kabirdekiler! Şu anda dünyada bulunan insanlardan hangisine gıpta edersiniz diye seslenirler. Kabirde yatmakta olan ölüler derler ki camilere, ibadet yerlerine gidenlere gıpta ederiz. Çünkü onlar ibadet yapar, biz yapamayız. Onlar oruç tutar, biz tutamayız. Onlar namaz kılar, biz kılamayız. Onlar Allah-u Teala'yı zikreder, anarlar, biz zikredemeyiz diye cevap verirler buyurmuştur. Öyleyse bunlardan ibret almak lazım. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki kabri ve kabirde olanları düşünüp ona göre hazırlanan bir kimse orasını cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulur. Kabri ve kabirde olacakları düşünmeyen ve ona göre hazırlanmayan bir kimse de orasını cehennem çukuru olarak bulur buyurmuştur. Rebi bin Haysem Hazretleri evinin bahçesine bir mezar kazdırmış. Kalbi katılaştığı zaman bu kazdırdığı mezara girer ve bir saat kadar orada yatarmış. Sonra da Mü'minun suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesini okuyarak oradan çıkarmış. Bu ayet-i kerimelerde mealen Rabbim beni dünyaya geri gönder. Umulur ki dünyada bıraktığım malımla iyi ameller işlerim buyurulmakta. Ben diyor öldüm kabire giriyor. Ondan sonra bu ayet-i kerimeyi okuyor. Diyor ki bana fırsat verdiler gideyim hayırlı amel işleyeyim. Ya ama ne güzel işler yapmışlar değil mi? Meymun bin Mihran Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün Ömer bin Abdülaziz Hazretleri ile beraber bir kabristana uğradık. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri oradaki mezarları görünce oturup çok gözyaşı döktü. Ve sonra bana dönerek ey Meymun, şu gördüğün mezarlarda yatanlar benim yakınlarım, akrabalarım, dedelerim, ninelerim, babalarım ve tanıdıklarımdır. Sanki bunlar hiç dünyaya gelmemişler, sanki hiç yaşamamışlar, sanki dünyanın tadını lezzetini hiç tatmamışlar gibi yatmaktalar.
Halbuki bunların hepsi bu dünyaya geldiler. Bir müddet yaşadılar ve sonra geçip gittiler. Şimdi ise toprak altında cesetlerini kurtlar, böcekler yemektedir. Vallahi şu anda bu kabristanda yatanlardan hangisinin Allah-u Teala'nın azabından kurtulduğunu ve bu azaptan emin olduğunu bilmiyorum buyurmuştur. Gösterilmiştir de öyle buyurmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinden "İş maşi tefe inneke meyyutun." İstediğin gibi yaşa, muhakkak öleceksin buyuruyorlar. Ve bir hadis-i şeriften "Ennasi niyamun ve iza matu intabahu." Yani insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya hayatı hayaldir. İnsan rüyadayken çok kimseyle beraberdir veya çok şeye kavuşmuştur. Ama uyanınca bunların hiçbirisini bulamıyor. Mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölmenin ne demek olduğunu İslam alimleri şöyle açıklıyorlar. Ölünce her şeyin hakikati meydana çıkacak. Namazın, haramların ve diğer ibadetlerin hakikati, aslı meydana çıkacak. Görülecektir. Ölmeden önce ölmek demek, bu hakikati ölmeden önce anlamak, görmek demektir. Bunu Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver abiler, işte kayınpederler ve aynı zamanda hocaları, hocamıza sormuştum buyurdular. Böyle açıkladı diye naklederlerdi. Allah-u Teala insanlara, güvenenlerin işini insanlara bırakır. İnsanlardan ise zarardan, ziyandan başka bir şey gelmez. Allah-u Teala'ya güvenenleri ise insanlardan gelecek olan zararlardan korur. Bir gün Behlül Dana Hazretlerinden çocuklar nasihat ister. O da peki diyerek onları bir ağacın yanına götürmüş, yerde kesilmiş şekilde duran ağacın bir ucuna geçmiş ve kaldırmış. Sonra diğer ucuna geçmiş ve yine kaldırmış. Daha sonra ağacın ortasına gelmiş, kaldırmaya çalışmış ama kaldıramamış. Çocuklara dönüp olmuyor, kalkmıyor demiş ve gitmek üzere hareket etmiş. Çocuklar hani bize nasihat edeceksiniz deyince ben nasihat ettim diye söylemiş. Demişler anlamadık biz. Ben diyor ağacın bir ucundan kaldırdım, bu dünyaydı. Sonra diğer ucundan kaldırdım, bu da ahiretti. Sonra ağacın ortasına, yani hem dünyayı hem ahireti beraberce kaldırmayı denedim. Olmadı. Yani birini tercih edeceğiz. Evet. Yani dünyayı kazanmak isteyen, ona ahireti kazanmak isteyen de ahirete kavuşur. Fakat ikisini birden götürmek ve kazanmak mümkün değildir. Ben size bu misalle bunu anlatmak istedim buyurmuştur. Yani hem dünya mamur olsun hem ahiretin mamur olsun. Böyle bir hem şey. Şoför mahalle hem 25 kuruş. Öyle bir şey olmaz. Yok yani. Öyle bir şey olmaz. Bir hadis-i şerif de namazı özürsüz kılmayan kimseye Allah-u Teala 15 sıkıntı verir. 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Yüzünde Allah-u Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliği kalmaz. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez, duaları kabul olmaz. Onu kimse sevmez. Müslümanların iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken zelil, kötü, çirkin can verir, aç olarak ölür. Çok su içse de susuzluktan, susuzluk acısıyla olur. Gelelim kabirde çekeceği acılar. Kabir onu sıkar, kemikleri birbirine geçer. Kabri ateşle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. Ve Allah-u Teala kabrine çok büyük bir yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar, bir an bırakmaz. Yanlış hatırımda kalmıyorsa Ensar-ı Kiram'dan diye hatırlıyorum. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh hazretleri Hendek Muharebesi'nde yaralanmıştı. O yaradan dolayı da vefat etti, şehitlik verdi Cenab-ı Hak. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zatın defninde cenazesi giderken böyle tabutun bir sağına bir soluna hızlı hızlı hareket ediyor. Parmak uçlarına basa basa gidiyor. Basa basa gidiyor. Eshab-ı kiram hayret ediyorlar. Ve definden sonra sual ediyorlar. Ya Resulallah, öyle yapmanızın sebebi neydi? Buyuruyorlar ki o kadar çok melek indi ki cenazesine. O kadar çok indi ki onların üzerine basmayayım diye parmak ucuma basıyordum. Peki niye hızlı hızlı aynı şekilde tabutun dört tarafına? Cebrail aleyhisselam elimden tutuyordu. O hızlı hızlı dört başına aynı şekilde yetişmek için, ona yetişmek için koşuyordum buyurmuşlar. Ona yetişmek için koşuyordum. Mustafa Bey, bu zat Eshab-ı Kiram. Melekler cenaze namazına inmişler. Definden sonra bir ses duyuluyor. Eshab-ı kiram da duyuyorlar bunu. Ki şehit. Ve şehit. Diyorlar ki ya Resulallah, bu ses Sa'd'ın sesi buyuruyorlar. Kabir sıktı onu. İnsan eli kolu bağlanıyor o zaman. Değil mi?
Evet. Eli kolu bağlanıyor. Efendim işte bu masaldır. İmam Rabbani Kutu Sözleri buyuruyor ki masal sana da masal olur. Hakikat bilen, kıymet bilense kendisini ona göre hazırlar. Masal sana da masal olur. Kendisi bilir. Kabirde bulunanların halleri karşılaştığı halde çiş çiştir. Ancak İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki biz diyor bazılarını aldık. Mesela bazı insanlar yırtıcı hayvan yavrusundan çok korkar kabirde. İnsanların tabiatları bunda çeşitlidir. Allah-u Teala'nın selamet ve nedametten evvel mağfiret isteriz. Ölülerden çok defa rivayet olunmuş ve rüyada görülüp halleri sorulmuş ve cevapları alınmıştır. Bunlardan birisine hali sorulunca, bir gün abdestsiz namaz kılmıştım. Allah-u Teala bana bir kurtcağız musallat etti. Onunla halim pek fenadır. Kabirde ya. Bir diğeri rüyada görülüp Allah-u Teala sana ne muamele etti diye sorulunca, bir gün cenabetten gusül etmemiştim. Allah-u Teala ateşten bir elbise giydirdi. Onun içinde kıyamete kadar bir yerden bir yere çevirerek bana azap ediyorlar dedi. Bir diğeri yine rüyada görülüyor. Beni yıkayan kimse bir taraftan bir tarafa şiddetle çevirirken teneşirdeki demir çivi vücudumu tırmaladı. Bundan çok zahmet çektim dedi. Sabah olunca yıkayan kimseden sorulunca istemeyerek böyle bir şey olmuştu dedi. Hani dedik ya teneşir tahtasını okudum. Yumruğu bir yapıştırsan hisseder. Aha çiviyi hissetmiş. Yine bir başkası rüyada görmüş, halin nasıldır, sen ölmemiş miydin diye sorulunca, evet ben hayır üzereyim, lakin üzerime toprak atılırken bir taş düşüp iki kemiğimi kırdı. Dikkatli olmak lazım hadefinde de. Bana çok sıkıntı verdi. Bunun üzerine kabrimi açtılar, dediği gibi buldular. Bir kimse oğluna rüyasında gelip, ey fena oğul, babanın kabrini düzelt, zira yağmur çok eza verdi dedi. Bunun da kabrini açtılar, adeta su arkı gibi su dolmuş buldular. Sel doldurmuşmuş. Arabi'den biri rivayet der ki, oğluma Allah-u Teala sana ne muamele etti diye sordum. Zararım yok, lakin filan fasıkın yanına defnolunduğumdan, ona olunan azaplardan kalbime korku giriyor dedi. Çok defa haber verilen bunlar gibi hikayelerden açıkça anlaşılan şudur buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Kabir ehli kabirlerinde azap çekerler. Onun için Peygamber Efendimiz ölünün kemiklerini kırmaktan nehi buyurmuştur. Ve bir kimseyi kabrin bir tarafında oturduğunu gördüklerinde, mevtaya kabirlerinde eza etmeyiniz. Ve diri kimseler evlerinde nasıl elemi ve azabı duyar ve hissederlerse, ölüler de kabrinde öylece elem ve azap duyar, hisseder buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, annesi Hazreti Amine'nin kabrini ziyaret ettiklerinde ağladılar. Yanlarında bulunanları da ağlattılar. Buyurdular ki, Rabbimden bunun için mağfiret talep etmeye izin istedim, izin vermedi. Başlangıçta öyleydi. Sonra kabrini ziyaret etmek için izin istedim, izin verdi. Öyleyse siz de kabirleri ziyaret ettiniz. Zira ziyaret ölümü hatırlamaya sebeptir. Resulullah Efendimiz'in mübarek anası babası mağfiret için sonradan izin verildi. Zaten mümin idiler. Sonradan diriltilip bu ümmetten de oldular. Bu hadis-i şerif Resulullah Efendimiz'in muhterem ana babasının mümin olduklarını göstermektedir. Çünkü kafirlerin kabrini ziyaret etmek yasaktır. Bunların kabirlerini ziyaret etmeye izin verilmesi kafir olmadıklarını açıkça bildiriyor. Mağfiret için izin verilmemesinin de sebebi vardı. Cenab-ı Hak Habib'in hatırı için, onun şerefi için mübarek ana babasını daha büyük nimete kavuşturmak istiyordu. Tayin buyurduğu, takdir ettiği zaman gelince onları diriltecek, oğullarının yani peygamberlerin en üstünü olduğunu gösterecek, ona iman edecek, ümmeti olmakla şereflenecek ve sahabilik yüksek derecesine kavuşacaklardı. O Cenab-ı Hakk'ın bir Rabbani cilvesidir. Rabbani cilvesidir. Dolayısıyla çünkü Risale bile yazmış bu Ali Yülkari. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yazacak bir şey bulamamış ama lekeledi gitti kendisini. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam anne babası kafirdi diye kalmış, böyle bir şey yazmış. Yani ilim insanı kurtarmıyor Mustafa Bey. Evim işte ilahiyat fakültesinde işte öğretim üyesi de prof olmuş da işte bilmem medresede müderris olmuş da işte Kur'an-ı Kerim'i böyle neresini söylesen hepsi de böyle hafız şöhreti dağları aşmış da. Ya olsun. Ama götürüp buraya bir tosladım mıydı? Bitti yani. Bitti yani. Bir işe yaramadı. İmam-ı Sevri Hazretleri buyuruyor. Gençliğinde beli kamburlaşmış demişler. Niçin böyle oldu? Üç tane mürşidim, üç tane üstadım. Hem de diyor sıradan kimseler değillerdi.
Üçü de gözümün önünde imansız gitti. Bunlar ilim sahibiydiler buyuruyor. Bunlar ilim sahibiydiler. Tabii şimdi biz bunları naklederken dinleyicilerimizden bazıları korkabilir. Korkmasına gerek yok. Bu başımıza gelecek. Korkmanın da bir alem, bir şeyi yok. Bundan korkmak değil. Korkunun necele faydası yok. Korkunun necele faydası yok. Bundan korkmak değil. Bunları dinleyip, bunları okuyup tekbir almak lazım. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Osman Ünlü hocamız kabir ve kabir halleriyle alakalı olarak bilgiler veriyordu. Hocam isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Önemli bir takım bilgiler de kalmıştık. Son olarak da tabii şunu söylemiştiniz, onu hatırlatalım. Hani bunları duyup da korkmak yerine tedbir almak. Tedbir almak lazım. Önemli tabii. Olan. Önemli evet. Olan o. Aha, ben bundan çok korkuyorum, kapattın. Ne faydası oldu sana? Gene bildiğin şekilde nefsine tabi olarak yaşadın ama gelecek. Siz bilmiyorsunuz, yanlış anlatıyorsunuz desen de. Ya tabii. Bize bir zarar olmayacağı gibi. Doğru. İnsanın kendine zarar olabilir. Neyse, dönelim efendim. İslam alimlerine, sahabe-i kiramın nakillerine biz. Buyurun hocam. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma haber verdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz bir gün işte iki kabrin yanına uğramışlar. İkisinin de azapta olduğunu görmüşler. Bir hurma dalı istemişler. İkiye ayırıp kabirlerin üzerine ayrı ayrı dikmişler. Ve buyurmuşlar ki bunlar yeşil kaldıkça azaplar hafifler buyurmuş. Onun için ecdat bu sünnet seniye ittiba ediyor. Devamlı yeşil kaldıkça. Yani Selçuklu ve Osmanlı döneminde, yani bugüne kadar gelen ceddimizin, önceki Müslümanların kabirlerin başında böyle sedir ağaçları, çam ağaçları, selvi ağaçları dikmelerinin sebebi yaz kış yeşil kalmalı. Yeşil kalsın diye. Bu onun faydası olurmuş değil mi? Hadis-i şerif çünkü. Evet. Bir kabirde azabın hafiflemesi için üzerine yeşil hurma dalı konulması hadis-i şerifte bildirilmiştir. Allah-u Teala yeşil otların bereketiyle kabirdeki azabı hafifletmektedir. Yeşil ot bir zattır, bir maddedir. Bunu dikmek azabın azalması Resulullah'a mahsus değildir. Yeşil hurma dalının her zaman kabir üzerine dikilmesini İslam alimleri söz birliğiyle bildirmektedir. İslam mezarlıklarına servi ağaçları dikilmesi bundan ileri gelmektedir. Hurma dalı gibi bir madde azabın azalmasına sebep oluyor da varlıkların, maddelerin en kıymetlisi olanı sebep ve vesile etmek caiz olmaz mı? Aklı olan, doğru düşünebilen kimse buna olmaz diyebilir mi? Bu da Vehhabilere cevaptır. Ya Resulullah Efendimiz diyor ki bunlar kaldıkça azaplar hafifler. Bir ot azabı hafifletir de diyor Resulullah Efendimizin zatı ve onun varisleri sebep olmaz mı hiç? Hazreti Mevlana ezan-ı şerifi okumaya başladığı zaman ya ayakta ezan okunmaya başladığı zaman ya ayakta durur veya dizi üstüne oturarak huşu içinde dinlerdi. Bitince de ezan-ı şerif duasını okuyup salavat-ı şerife söylerdi. Sonra namaza kalkar, talebelerine namazı vaktinde kılmalarını tavsiye ederdi. Ve buyururdu ki, Bel şehrinde bir kimse vardı. Her ne zaman ezan okunmaya başlasa bütün işini bırakır, iki dizi üstüne gelerek otururdu. Ezanı mütevazi bir halde dinler, bitince salavat-ı şerife getirir, ezan duasını okurdu. Sonra araya bir iş karıştırmadan hemen namazını kılardı. Bu kimse devamlı böyle yapar. Hiç bu adetini bozmazdı. Nihayet bir gün vefat etti. Cenazesini teneşirde yıkarken ezan-ı şerif okunmaya başladı. Cenaze birden doğruldu. Ezan bitinceye kadar dizüstü oturarak hareketsiz bekledi. Sonra tekrar yattı. Cenazeyi kabre koyduklarında sual melekleri geldiler. Bu sırada onlara Allah-u Teala'dan o kulum ismim anıldığı zaman ismimi aziz tutarak hürmetle beklerdi. Siz de onu ziyaret edip aziz tutun hitabı geldi. Ya, böyle hazırlanırsan böyle karşılarsın. Değil mi? Hı. İhtişamla karşılanırsın orada. Allah-u Teala karşılıyor. Ne büyük nimet. Ya şimdi hani bunları biz naklediyoruz da bizim başımıza gelse böyle birisi, böyle birisini götür şimdi yıkarken diyelim ki dizüstü geliversin. Kimse kalmaz orada değil mi? Herkes kaçar toz olur. Tövbe yarabbim. O şeyler, zamanki etrafındaki insanlar da demek ki yüksekmiş yani. Altyapıları güçlü. Bizim seviyemizden çok yükseklermiş onlar. Hatta onu zaman zaman Allah rahmet eylesin hemen abiler de anlatırlardı. Konuyla bağlantısı var gene de anlatacağım hadisenin. Eyüp'te birisi varmış vaktiyle. Meczup'muş bu. Orada cenaze gene de Eyüp Sultan'da kaldırılır ya. İşte Osmanlılar döneminde. Evet. İşte cenazelere gelirmiş falan. Aşağı yukarı çoğu cenazenin arkasından kaldırırken yuh olsun dermiş, tamam mı?
Çok cenazenin arkasında. Deli yani. Herkes deli biliyor. Şey yapıyor yani. Falan. Evet. Gün gelmiş bu vefat etmiş. Cenaze namazı kılınmış, kaldırılmış. Giderken birisinin hatırına gelmiş. Bu demiş çok kimseye yuh olsun derim. Bir de ben de buna diyeyim demiş. Sana da yuh olsun demiş. Öyle deyince tabut birden açılmış mı kalkmış. Eğer ben de onlar gibi öldüysem bana da yuh olsun demiş yatmış. Oğuzdakiler ne yaptılar bilmiyorum yani. Hakikaten zor yani. Ben de diye onlar gibi aynı şekilde yaşadıysam, onlar gibi ahirete gidiyorsam bana da yuh olsun diyor. Ya, boş adam değilmiş demek. Boş değilmiş tabii. Cemalettin Hansevi Hazretlerini vefatından sonra rüyada gördüler. Halini sordular. Beni kabire koydukları zaman iki azap meleği geldi. Arkalarından iki melek daha geldi. Ve o akşam namazından sonra kıldığı iki rekat namaz ve farz namazından sonra okuduğu ayetel kürsi hürmetine bağışlandı dediler. Azap melekleri daha işe başlamadan hemen rahmet melekleri geliyor ve onları devre dışı bırakıyorlar. Onun için azap meleklerinin eline düşmeden önce bizi kurtaracak amelleri dünyada yapmamız lazım. Yoksa orada kimse mani olamaz onlara. Ebu Amir Bikendi Hazretleri bir mahalleden geçiyormuş. Mahalle halkı gencin birisini tutmuşlar, kendilerini rahatsız ediyor diye mahalleden dışarı atmaya çalışıyorlarmış. Gencin annesi olduğu anlaşılan bir kadın ise ağlıyormuş. Ebu Amr Hazretleri kadıncağıza acıdığı için mahalle halkına ricada bulunup kendi hatırı için bir defaya mahsus olmak üzere genci affetmelerini, tekrar rahatsız etmeleri halinde hemen çıkarmalarını istemiş. Ebu Amr Hazretleri'nin hatırı için halk genci serbest bırakmış. Bir zaman sonra Ebu Amr Hazretleri yine o yerden geçerken o kadını yine ağladığını görmüş. Sebebini sorunca gencin vefat ettiğini öğrenmiş. Peki halinde düzelme olmuş muydu diye sormuş. Kadıncağız şöyle anlatmış. Vefatı yaklaştığında beni yanına çağırdı ve öldüğüm zaman ölüm haberimi kimseye duyurma. Onlar rahatsız etmiştim dünyadayken. Cenazeme gelmedikleri gibi bana da lanet ederler. Ben yaptıklarıma pişman oldum. Çok gözyaşı döktüm. İnşallah Rabbim beni affeder. Sen de benim için Allah-u Teala'ya dua et. Beni kabre defnederken senden başka kimse bulunmasın. Defin işi bittikten sonra da beni affetmesi ve hesabımın kolay geçmesi için Allah-u Teala'ya dua et. Zira ana duası kabul olur dedi ve biraz sonra vefat etti. Ben vasiyetini aynen yerine getirdim. Kabrin başından ayrılacağım sırada kabirden oğlumun sesini işittim. Anneciğim, eve dönebilirsin. Rahat ol. Benim için üzülme. Artık ben kerem sahibi olan Allah-u Teala'ya kavuştum diyordu. Cenab-ı Hakk'ın ibadete ihtiyacı yok. Bizim hiçbirisine ihtiyacı yok. Boynunu büküp de Cenab-ı Hakk'a iltica edince Cenab-ı Hak affediyor. Cenab-ı Hak affediyor. Peygamberlerin, şehitlerin ve velilerin dışında kafirlerin bile mezarda duyduklarını ve içtiklerini hadis-i şerifler bildirmektedir. Peygamber Efendimiz meyyit, ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir buyurdu. Kabirde meyyit kendini ziyarete gelenleri tanır. Bunun için kabirde bulunan meyitlere selam vermek sünnettir. Bir hadis-i şerifte bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezarı başında oturursa onu tanır ve selamına cevap verir buyuruldu. Şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim tamam hadis-i şerif naklediyorsunuz. Peki Peygamberimizin ümmetinden gerçekten bunları duyan, bu selama cevap verenler olmuş mu? Elbette. Elbette. Ya kitaplar anlatıyor. Bu Bursa'da metun bulunan Seyyid Emir Sultan Hazretleri. Evet. Medine-i Münevvere'ye geliyor Buhara'dan. Seceresini şey yaptığı halde bile orada başka bir evladı Rasul tereddüt mü etmiş? Ne yapmış seceresinde? Bunun üzerine de Emir Sultan Hazretleri peki diyor ikimiz de gidelim diyor. Ceddimizin kabrinin başına Medine-i Münevvere'de oluyor bu hadise. İkimiz de selam verelim. Ebu Hüseyin peki diyor. Gidiyor. O yaklaşıyor. Esselamu aleyke ya ceddi diyor. Ses gelmiyor. O çekiliyor. Ondan Emir Sultan Hazretleri yaklaşıyor. Esselamu aleyke ya ceddi diye. Esselamu aleyke ya dedem. Büyük babam. Evet. Allah-u Teala selamı senin üzerine olsun. Kabirden ses geliyor. Ve aleyküm selam ya veledi. Aleyküm selam torunum. Torunum. Şimdi tabii hemen öbürsü özür diliyor. O zaman bir yer meselesi var mı? Seyitler kalıyormuşmuş o zaman. Seyitler, şerifler kalıyormuşmuş. Herhalde orada problem çıkmışmış. Bu ve benzeri hadiseler çok olmuştur. Kabirdekilerle aynı şekilde görüşmeler olmuştur. Konuşmalar da olmuştur.
Efendim kabrin içinden mi sesleniyor? Yok ya, o kabirdeki yatan bedenidir o. Ruhu oraya geliyor, tecessüm ediyor. Ruhu onunla görüşüyor. Onunla görüşüyor. Yine Resulullah Efendimiz mezarda olanlara selam vereceğiniz zaman Esselamu Aleyküm deyiniz bu. Bunun için Esselamu Aleyküm ya ehle daril kavmil müminin denir. Kabristan'da bulunan ölüler birbirini ziyaret ederler ve buluşurlar. Bunu bildiren hadis-i şeriflerde ölülerinizin kefenlerini güzel yani sünnete uygun yapınız. Onlar kabirlerinde birbirini ziyaret ederler, övünürler. Ve biriniz din kardeşinin cenaze işlerini görürse kefenini güzel yapsın. Çünkü onlar kabirleri içinde birbirlerini ziyaret ederler buyuruldu. Ölülerin kabirlerinde birçok iş yaptıkları, Allah-u Teala'nın izniyle onlardan birçok şeyler görüldüğü Resulullah Efendimiz tarafından bildirilmiştir. Vefat eden evliyanın ve şehitlerin düşmanlarla yapılan harplerde Müslümanlara yardım ettiği çok görülmüştür. Kabirde ölüye azap yapıldığı hakkında Kur'an-ı Kerim'de Mü'min Suresi 46. ayetinde mealen Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir buyuruldu. Hadis-i şerifte de eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim buyuruldu. Zor hakikaten onlar ya. İnsan ve cinnin dışında bütün mahlukat duyuyor onu. Bir kimse Resulullah Efendimiz'in yanında topraktan birinin çıktığını gördüm. Bir adam buna sopa ile vurarak yerde kaybolduğunu, böylece toprağa girip çıktığını gördüm dedi. Resulullah Efendimiz bunu işitince o gördüğün Ebu Cehil'dir. Kıyamete kadar azap çeker buyurdu. Bu ve bunun gibi haberler peygamberler ve evliyalar gibi herkesin de kabirdekileri görebileceğini bildirmektedirler. Evliyanın görmesi için inkar edilemez. Allah'ın kudretiyle görülmektedir. Peki tamam buraya kadar da yani kabre konur konmaz aynı şekilde sual devreye giriyor mu? Sual devreye giriyor mu? Ölü kabre konulunca bilinmeyen bir hayatla dirilecek. Ruh tekrar bedene giriyor ama %50 buyuruluyor. Hareket ettiremiyor bedeni. Rahat veya azap görecektir. Nimet veya azaptan önce Münker ve Nekir adındaki iki meleğin bilinmeyen korkunç insan şeklinde mezara gelip sual soracaklarını hadis-i şerifler açıkça bildirmektedir. Kabir suali bazı iman bilgilerinden veya tamamından olacaktır. Kul bir kimse öldüğü vakit siyah renkli, yeşil gözlü iki melek kendisine gelir. Bazı kitaplarda öyle detay bilgi verilmiş. Siyah renkli, yeşil gözlü iki melek. Ya bir insan korkuyor. Korkmaz değil ya. Allah-u Teala sevdiklerinin hatırı ve hürmetine hepimize kolaylık versin. Amin. Ve heybetli de geliyorlar. Mesela Mızraklı İlmihal'de de sesleri gökgürler gibi. Gözleri de şimşek çakar gibi. Adın neresi? Ne adı ya? Hiçbir şey kalmasın. İnsanın ödü kopar yani. Allah Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Amin. Bunlardan birine nekir, diğerine münker denir. Ölüye. Bu peygamber hakkında ne dersin diye sorarlar. Şayet mümin idiyse o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulüdür der. Onlar senin böyle diyeceğini biliyorduk derler. Sonra mezarı enine boyuna 70 arşın genişletir ve nurlandırırlar. Sonra kendisine uyu denir. O bırakın da gideyim durumu aile efradıma anlatayım der. Fakat kendisine müsaade edin. Kabir suali şartı ya. Gideyim onlara haber vereyim. Ben rahatım diyeyim diye. Boşluk buldu oradan. Cesaret aldı. Cesaret aldı. Ve yat uyu denir. Ve kıyamete kadar yatar. Şayet münafık ise meleklerin sorularına insanlar bir şeyler derlerdi ve ben de söylerdim. Fakat şimdi bilmiyorum der. Melekler zaten biz senin böyle diyeceğini biliyorduk derler. Sonra mezarına bunu sıkıştır denir. Mezar onun kemiklerini birbirine geçirinceye kadar sıkar ve dirilinceye kadar kabrinde azap çeker. Bu halleri Resulullah'ın ve eshabın yolunda olan ehl-i sünnet alimleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. Yakılan, suya atılan veya başka bir şekilde muamele edilen bir ölü için de kabir hayatı, suali, azabı ve rahatlığı vardır. Bunlar sadece bir kabir kazılıp içine konulan ölülere yapılır. Böyle olmayanlara yapılmaz sanmamalıdır. Ölen insanların başlarına gelenler Allah-u Teala'nın kudreti içindedir. Her ölü öldükten sonra kitaplarda böyle geçiyor. Ölü ölür mü? Ölü ölüyormuş işte demek ki. Öldükten sonra başa gelenlerden olan kabir hayatını yaşar. Nitekim dünyada da insanların aklının almadığı, güçlerini yetmediği, hesaplarına uymayan birçok hadise cereyan etmektedir. Anlaşılsın, anlaşılmasın. Bu dünyada olup biten her şey dünya hayatı. Burada dünya hayatı denilmektedir. Münker Nekir kabirde ölüye sual soracak iki meleğin adıdır. Münker ve Nekir bilinmeyen korkunç insan şeklinde mezara gelip sual soracaktır.
kabir suali haktır, doğrudur. Hadis-i şerifte ölü kabre konulunca yanına iki siyah ve gök gözlü melek gelir. Birine münker, diğerine nekir denir. Peygamber olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam hakkında ne dersin derler. Eğer mümin ise Allah-u Teala'nın kulü ve resulü der. Şehadet derim ki Allah-u Teala birdir, Muhammed Aleyhisselam onun resulüdür der. Mezarını enine boyuna 70 arsın büyütürler. Nur ile doldururlar. Neşeli uyu. Sen en çok sevdiğinden başka hiçbir şey uyandırmaz derler. Münafık ise bu suali bilmiyorum. İnsanlardan işittim, bir şeyle söyledi, ben de söylerdim der. Bunun üzerine toprağa onu sıkıştır denir. Kaburga kemikleri birbirine geçer. Böylece ahirete kadar azap içinde kalır. Hadis-i şerif bu. Biraz önceden nakletmiştik. Abdullah bin Mesud radıyallahu teala anhuma şöyle anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah, ölü kabre konduğu vakit ilk karşılaştığı şey nedir diye sordum diyor. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki ey İbn Mesud, bunu senden başka kimse bana sormadı. Ölü kabre konulduğu vakit önce bir melek nida eder. O meleğin ismi Ruman'dır. Kabirlerin arasına girer, der ki ey Allah'ın kulu, amelini dünyadayken yaptıklarını yaz. O kimse der ki benim burada kağıdım yok, kalemim yok, ne yazayım? Melek bu söz kabul edilmez der. Senin kefenin kağıdındır, tükrüğün mürekkebindir, parmakların kalemindir. Melek kefeninden bir parça kesip verir. O kul dünyada her ne kadar yazı yazmak bilmese de orada sevabını ve günahını adeta o bir günde işlemiş gibi yazar. Bundan sonra melek o yazdığı kefen parçasını dürer, o ölünün boynuna asar. Bundan sonra Resulullah Efendimiz her insanın yaptığı işleri gösteren sayfelerini biz boynunda kıldık. Mealindeki İsra suresinin 13. ayet-i kerimesini okuyuverirler. Rumandan sonra güzel surette ve güzel kokulu, güzel elbiseli olarak ameli gelir. Beni bilmez misin der. O der ki sen kimsin ki Allah-u Teala seni bu garip zamanımda bana ihsan eyledi. O da der ki ben senin salih işlerinin, dünyada o yaptığın güzel işlerden yarattı Cenab-ı Hak beni. Korkma, mahzun olma. Bundan biraz vakit geçtikten sonra münker ve nekir melekleri gelirler ve sana sual ederler. Onlardan korkma der. Yardımcı geliyor. İşte ölü kabre konulunca bilinmeyen bir hayatla dirilecek, rahatlık ve azap içinde kalacaklar. Bu hal münker ve nekir suallerine göre tayin edilecektir. İşte Rabbin kim, dinin nedir, peygamberin kimdir, kitabın nedir, kıblen neresidir, itikatta mezhebin nedir, amelde mezhebin nedir? Bu sualler sorulacak buyuruluyor. Mesela şehit, düşman karşısında nöbetteyken ölen, veba, kolera gibi bulaşıcı hastalıklarda ölen, böyle hastalıklar yayıldığı zaman kaçmayıp sabrederek başka sebeple ölen sıddıklar, bali olmayan çocuklar, cuma günü ve gecesi ölenler, her gece Tebareke ve Secde suresini okuyanlar ve ölüm hastalığında İhlas suresini okuyanlara kabir suali olmaz buyuruluyor. Ne büyük müjde ya bu. Peygamberler aleyhisselam da sıddıklara dahildir. Birkaç gün tabutta kalan mevtaya tabuttayken sual olmaz. Sual kabirde olur. Kabir suali kabirde olur. Bu tabuttayken sual olmaz demek değildir. Ölür ölmez başlıyorlar. Mezara götürünceye de 40 yerde ayrı ayrı suale tabi tutulur buyuruyor. Yani evet. Kabirdeki sual ayrı. Ama ölür ölmez başlıyor. Başlıyor. Nerede ölürse ölsün. Evet. Kabirde münker ve nekir meleklerine cevap olarak işte Rabbim Allah-u Teala Peygamber Muhammed Aleyhisselam bunları ezberlemeli buyuruyor. İmam Azam Ebu Hanif özür dilerim. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki kabir cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabir azabından Allah'a sığınırız. Hadis-i şerif bunlar. Üzerinize idrar sıçratmayınız. Çok kimseye kabir azabı bundan olacaktır. Meyyit ehlinin geride bıraktığı evladı yani ağlamalarından azap duyar buyuruldu. Hadis-i şerif bunlar. Hatta bir seferinde Peygamber Efendimiz iki kabir yanından geçerken bunlardan biri idrar sıçramasından sakınmadığı için, diğeri ise Müslümanlar arasında söz taşıdığı için, nemamlık yaptığı için kabir azabı çekiyorlar buyurdu. Ya. Ölürken kaç yaşında olursa olsun cennette erkekler de kadınlar da hep 33 yaşında olacaktır. Ya bir de şimdi bakıyorsun yaşlandı maçlandı diye 33 yaşında olacağım. O zaman kelli olmayacağım merak etme. Kellik yok mu orada ya? Bir şey sormak istiyorum. Hani bir keresinde İslam ve Toplum programında da anlatmıştınız. İnsan ölürken kalbindeki çıkar. Çıkar. Akıl devre dışı akıl kalır. Devre dışı kalır. Mezarda da yani beyin, hepsini hatırlar. Beyin, zihin bunlar devre dışı kalacak. Yo, küllüm devreye giriyor hepsi. Mezarda aklını veriyorlar. İade ediliyor. Çünkü biraz önce naklettiğimiz hadis-i şerifte diyor ki bu kabul olmaz. Yaz bakalım şu amelini. Ben
yok. Ha işte onu oradan dolayı, oradan mülhem soruyorum. Yani akılla mı yazacağız mı, yoksa kalp bu ruha işlemiş bir şey mi? Değil. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir hallerini, kabirde münker ve nekir meleklerinin o korkunç hallerini anlatıyorlar. Şimdi naklettiğiniz bu hadis-i şerifler mesela Mescid-i Nebi'de sohbette anlatılıyor. Sahabe-i kiram da dinliyor bunları. Onlar naklediyor bize bunları. Evet. Hazreti Ömer'in de bulunduğu bir sohbette yine bu kabirdeki haller anlatılırken Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir şey arz ediyor. O sizin sualinize cevap bu. Diyor ki ya Resulallah, kabirde diyor bu akıl dünyadaki aynen olacak mı? Elbette buyuruyor. Aynısı. O zaman diyor korkum yok diyor. Rahat cevap veririm onlara diyor. Hallederim ya. Hallederim. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri de varmış o sohbette. Dikkatini çekmiş Hazreti Ali'nin. Zaman geliyor, Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ediyor. Götürüp defnediyorlar, kabire koyuyorlar. Herkes çekince Hazreti Ali kalıyor. Elini açıp dua ediyor. Ya Rabbi diyor, halini bana göster. Televizyon ekranı gibi şak diye açılıyor ve münker ve nekir melekleri geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine ben Rabbike deyince bir tanesinin elinde tutuvermiş. Demiş bir dakika ya. Siz demiş ne kadar yoldan geliyorsunuz? Işık hızının ötesinde bir hızla gelen meleklerin kullandığı hız. Bilmem kaç bin yıllık yoldan geliyor. Siz o kadar yoldan geldiniz. Rabbinizi unutmanızda hakikaten Hazreti Ömer'in eviyle defnedildiği yer 300 metre. Şişirsen 500 metre. Beni diyor oradan buraya kadar getirdiler diyor ya. Oradan buraya gelinceye kadar ben diyor Rabbimi nasıl unuturum? Niye bana soruyorsunuz böyle bir şey deyince melek de diyor ki biz senin böyle cevap verişini biliyoruz da. Ama diyor bu emir. Tamam diyor emir. Emri yerine getirin. Getirin ama diyor çok şiddetlisiniz. Bu ümmet diyor zayıftır. Korkar sizden. Bana diyor söz verin. Söz vermezseniz bırakmam sizi. Yumuşak geleceğinize dair söz verin. Peki diyorlar. On sana bırakıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri ağlıyor ve diyor ki ya İmran müminin. Sözünün eriymiş. Sözünün eriymişin. Ha. Dünyada aynı şekilde adaletle davrandığın gibi yine aynı şekilde öldükten sonra da adaletle muamele ediyorsun. Dolayısıyla orada akıl veriliyor. Akıl veriliyor yani. Ha, akıl veriliyor evet. Hatta kitaplarda anlatılırken kabir azabı rüyada alem misaldeki görülenleri görmek değildir. Kabir azabı rüya gibi de değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü de değildir. Azabın kendisidir. Kabir azabı ve kabrin sıkması vardır. Buna inanmayan kafir olmaz, bidat sahibi olur. Çünkü meşhur olan hadislere inanmamış olur. Kabir dünya ile ahiret arasında geçit olduğundan kabir azabı dünya azapları gibi geçicidir. Ve ahiret azapları cinsindendir. Yani bir bakımdan dünya azaplarına bir bakımdan da ahiret azaplarına benzemektedir. Kabir azabı en çok dünyada üstüne idrar sıçratanlara ve Müslümanlar arasında söz taşıyanlara olacaktır. Ve Katada bir Numan Hazretleri buyurdu ki kabir azabı üç şeyden meydana gelir. Bunun üçte biri gıybet, diğer üçte biri nemime söz taşımak, diğer üçte biri de idrardan sakınmamaktır. Ve yine Ehl-i Sünnet alimleri kabirde hem ruha hem bedene nimet ve azap vardır. Buna böylece inanmak lazımdır. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri kabir azabı vardır. Kabir azabı hem ruha hem de bedene olacaktır. Ehl-i Sünnet itikadı böyledir. Yani kabirde nimetler ve azaplar ruha ve cesede birlikte olacaktır. Diriler bunu görmezse de inanmak lazımdır. Gayba iman etmek lazımdır. Kabir azabını görenler de vardır. Mü'min suresinin 46. ayet-i kerimesinde mealen Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir buyurdu. Ve Peygamber Efendimiz'i gizli tutabilseydiniz aynı şekilde biz bunları yani işitmeniz için Allah-u Teala'ya dua ederdim buyuruyor. Peki bütün bunların neticesinde tamam anlatılıyor falan da yani biz kabirleri ziyaret edeceğiz. Çünkü meyiti kabrinde bilmediğin bir hayatta diridir. Müslümanların kabrini ziyaret etmek Peygamber Efendimizin de yaptığı ve Müslümanlara tavsiye ettiği mühim sünnetlerden birisidir. Kabirleri ziyaret ediniz. Kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Başka bir hadis-i şerifte kabir ziyaretini size yasaklamıştım. Şimdiden sonra ziyaret edebilirsiniz. Böylece ibret alır gafletten uyanırsınız buyuruyor. Ölümü hatırlamak, ölüden ibret almak için kabir ziyaret etmek ve peygamberlerin, salihlerin, evliyanın kabirlerinden bereketlenmek dinimizde çok sevap verileceği bildirilen ibadetlerdendir. Muhammed bin Masi Hazretleri her cuma kabir ziyaret ederdi. Pazartesi günleri ziyaret etsen daha iyi olmaz dediklerinde meyitler cuma, perşembe ve cumartesi günleri kendilerini ziyaret edenleri tanırlar buyurdu. Bak gün de bildiriyorlar. Cuma, perşembe, cuma, cumartesi.
Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kendilerini ziyaretlerini tanırlar buyurdu. Daha Hazretleri de diyor ki Cumartesi günü güneş doğmadan önce kabir ziyaret edeni meyit tanır. Bu Cuma günün faziletini göstermektedir. Cumartesi günü işte öğleden önce ziyaret etmelidir buyuruyor. Resulullah Efendimiz mümin olan akrabasının ve ashabın kabirlerini ziyaret ederlerdi. Ve bir hadis-i şerif, tamam vaktimiz doldu ama, bir mümin kabrini ziyaret derken peygamberin duyuyorlar. Allahümme inni es'elüke bi hurmeti Muhammed aleyhisselam en la tuazzibe hazel meyyit derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur. Bu hadis-i şerif tam ilmihal saadeti ebediyede Kur'an-ı Kerim okumak ve kabir ziyareti bahsinde var. Oradan yazıp veya çıkartıp gidip kendi kabirlerin başında da aynı şekilde herkes de bunu okuyabilir. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Son nefesi de iman selameti nasip etsin. Kabir azabından, cehennem azabından da Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.